Trump'ın mesajlarını ekranlara getirdik. Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın kripto merkezi haline getireceğim diyor. Hatta SEC'nin başkanı Gensler'ı kovacağını söylüyor ki Gary Gensler'ın da kripto paraya karşıt cümlelerini pek çok kez konuşmuştuk. Ne dersiniz, bu açıklamaları nasıl okudunuz ve özellikle kripto yatırımcılarının da desteğini alabilecek bir konuşma mıydı bu? Kesinlikle şu an itibariyle tüm kripto para topluluğu ve geliştiricileri artı ABD'de bulunan kripto liderleri Trump'ı destekler vaziyette. Biden'ın çekilmesinin ardından Kamala Harris aday olarak gösterilmişti ve Trump buna da çok sevinçle karşılık verdi. Çünkü Kamala Harris Trump'ı kripto para atılımında yakalayabilecek aksiyona sahip değil şu an itibariyle. Evet, Trump'ın konuşmasının ardından farklı borsalarla görüşme yaptı ancak demokratlı bir vekil olarak kendisinin yapabilecekleri sınırlı. Dolayısıyla kripto para topluluğu bunun oldukça farkında. Hafta sonu Trump'ın yapmış olduğu konuşma çok kritikti ve tarihiydi açıkçası. Birkaç başlık var dikkatimi çeken. Bir tanesi SEC başkanının yani Gary Gensler'ın görevden alınacak olması. Bu uzun zamandır topluluğu tabiri caizse çileden çıkartan aksiyonlara sahip olan bir finansal otoriteye diyebiliriz. Gary Gensler'ın görevden alınacak olması sevinçle karşılandı. Çünkü hem geliştiricilere karşı hem de dijital para birimlerine karşı savaş halindeydi kendisi ve hem piyasayı çok iyi anlayamıyordu hem de anlayamadığı versiyonla birlikte dava süreçleriyle birlikte piyasayı bunaltıyordu. Ripple yönetimiyle SEC arasındaki dava ve yılları bulan dava süreci bunun en iyi örneği sayılabilir. Burada nihai bir sonuç hala elde edilemedi ve topluluğu çok fazla üzen durumlara imza attı kendisi. Bu diğer açıdan Bitcoin'in rezerv varlık olmasıyla alakalı söylediği bazı kelimeler vardı. Bunlardan bir tanesi elde ettiği 200 bin adet Bitcoin'i asla satmayacaklarını duyurdu. Bu tabii 200 bin adet BTC ABD'nin direkt olarak kendisinin aldığı BTC'ler değil ama yasa dışı örgütlerden ya da suç örgütlerinden elde edilmiş bazı Bitcoin'ler vardı ABD hükümetinin elinde bulunan ve bunları tutmaya devam edeceğini söyledi. Burada da iki yönlü yakaladı yatırımcıyı. Geçtiğimiz ay başında Alman hükümetinin yaptığı satışlar söz konusuydu ve topluluk Alman hükümetine karşı çok sinirli bir vaziyete geldi. Çünkü olur olmadık zamanlarda Alman hükümeti yüklü satışlar yaparak piyasayı aşağıya çekiyordu. Bir de MT. Gox meselesiyle bu konu birleşince sert satış baskısı görüldü ve pek çok pozisyon tasfiye oldu. Donald Trump bunu biraz atıfta bulunarak ellerinde bulundurdukları Bitcoin'leri satmayacağını dile getirdi ve hatta üzerine koyarak ilerleyeceklerini söyledi ki bu da Bitcoin'i stratejik rezerv yapma konusunda atılmış çok önemli bir adım olarak kayda geçti. Eğer böyle olursa hem piyasada fiyatların yukarı yönlü hareket etmesini ve topluluğun kalbinin bir kez daha kazanmasını bekleriz. Hem de küresele yayılan farklı bir etki söz konusu olur. Çünkü ABD'nin hali hazırda hem uluslararası ticarette hem de uluslararası ilişkilerde rekabet içinde olduğu bazı ülkeler var ve bu ülkeleri geride bırakabilmek için hem kripto para piyasasını hem de blockchain teknolojisini oldukça efektif bir şekilde kullanmak vaziyetinde. Bu efektif kullanma konusuna gelirken Bitcoin'in stratejik rezerv olması diğer ülkeleri de harekete geçirecektir ve rekabet edebilmek adına stok yapmaya başlayacaklar. Şu an itibariyle ülkelerin elinde bulundurdukları BTC'lere baktığımız zaman bir tek El Salvador'un kendi isteğiyle Bitcoin alışı yaptığını ve alternatif para birimi olarak kendi resmi para birimi ilan ettiğini gözlemliyoruz. Ama burada El Salvador'un elindeki meblağ çok küçük. 8 bin ile 9 bin arasındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ancak diğer ülkelere baktığımız zaman ellerinde belli bir Bitcoin rezervi bulunuyor ve bunlara ek yapmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla şu an eğer böyle bir hareket yapacak olsalar borsa rezervleri tarihi dip seviyelerde. Artık kimse Bitcoin'ini kolay kolay satmak istemiyor. Aslına bakacak olursak sadece belli zamanlarda biz aşırı satış baskısı gördüğümüz durumlar yaşanabiliyor. Zaman zaman yatırımcının odağı farklı altcoin'lere ya da piyasa dinamiklerine kayabiliyor. Burada anlık olarak trade eden yatırımcı yani anlık olarak işlem yapan yatırımcı piyasa dinamiklerini etkileyebiliyor. Ama cüzdan aktivitelerine baktığımız zaman orta uzun vade yatırımcısı her geçen gün artıyor Bitcoin'de. Dolayısıyla bu sayı artmaya
devam ederse ve rezerv para birimi olarak Bitcoin tercih edilip stok yapılmaya devam edilirse, bir de madenciler zaten çok düşük seviyelerden satmaya hevesli değiller. Maliyetleri oldukça yüksek olduğu için onlar da ellerinde tutma yoluna gidiyor. Özellikle Trump'ın konuşmasından itibaren baktığımız zaman 65 bin seviyelerinden itibaren madencilerin stok yaptığını gözlemliyoruz. Bunların hepsi normal şartlar altında piyasada yukarı yönlü ivmenin tetiklenebileceği hamleler ve Trump'ın yarattığı etki diyebilirim. Ancak şu an itibariyle canlı olarak kontrol ettiğim zaman 66.800 seviyelerinden fiyatlanıyor Bitcoin. Burada da makro verilerin devreye girdiğini ve bu haftanın yatırımcı için çok kritik olacağını söylemem mümkün. Trump'ın etkisi orta uzun vade pozitif yansıyacak olsa da, özellikle faiz indirimiyle bu döngü birleşirse eğer, ki burada da Eylül'de bir faiz indirimi öngörüyoruz açıkçası. Ama bu hafta, oraya gelene kadar bu hafta dikkat etmemiz gereken bir faiz kararı daha var. %90'ın üzerinde bir ihtimalle faizler sabit kalacak ABD'de. Diğer taraftan yine aynı gün, yani çarşamba günü açıklanacak bu karar yarın. Hemen öncesinde tarım dışı istihdam değişikliği, hemen sonrasında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve cumada tarım dışı istihdam verisi, bunların hepsi bu faiz sabit kalmasına rağmen Eylül ayındaki veriyi etkilemeye devam edecek. Dolayısıyla kripto para piyasasında da kar realizasyonu aşaması artabilir. Yatırımcı risk almak istemiyor ve risk almak istemeyen yatırımcının, anlık işlem yapan yatırımcının etkisini piyasada görebiliriz biz. O yüzden 66 bin bandı Bitcoin için çok kritik olacak. Diğer taraftan fon girişlerine baktığımız zaman, fon girişlerinde Bitcoin artıda, Ethereum ekside kapattı geçtiğimiz hafta ve Ethereum'un negatif performansı ne yazık ki devam ediyor. Özellikle ETF'ler onaylandıktan ve işleme açıldıktan sonra ilk iki gün girişler yüksek olsa da sonraki günlerde biraz daha yorulan bir Ethereum var karşımızda ve biraz tahtını Solana'ya kaptırmış vaziyette. Burada da hakimiyetlere baktığımız zaman, biraz önce demiştim risk almak istemeyen yatırımcı portföyünü bozuyor diye. Burada Bitcoin'den ve Ethereum'dan çıkan fonların ağırlıklı olarak Tether'e kaydığını, yani stablecoin, dolara endeksli bir stablecoin'dir ve kripto para piyasasına nakdi olarak geçer. Tether'e kaydığını gözlemliyoruz. Bir kısım fonlar ise Solana'da değerlendirilmeye devam ediyor. Solana'nın bu kadar üst düzey performans sergilemesinin diğer sebebi, Ethereum'dan sonra kabul edilebilecek en mantıklı ETF'in Solana olduğunu piyasanın kanıksamasından geliyor açıkçası. Şimdi bütün bunları toplayacak olursak orta uzun vade hedefleri Bitcoin açısından pozitif. Yukarıdaki kritik bandımız 70 bin, 72 bin olarak gözüküyor. Buradan pozitif ayrışırsa 80'ler, daha sonrasında 100 bin seviyelerine merdiven dayayabilir Bitcoin. Ancak bu aşamaya gelene kadar hem borsa satışları görebiliriz, anlık geri çekilmeler yaşayabiliriz. Makro veriye odaklanan yatırımcının dengeleri biraz bozmasını test edebiliriz ve hal böyle olunca 66 bin, 64 bin bandına kadar yaşanacak olan sarkmalar makul karşılanabilir. Özellikle Ethereum ETF fonlarına girişin 2 milyar dolara aştığı bir tablo. Şimdiki soruysa Solana'nın ETF sürecinin olup olmayacağı diyorsunuz. Selin Hanım, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlar için. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim Gözde Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Efendim, kripto para uzmanı Helin Çelik bizlerle beraberdi ve artık piyasa saatini nokta alıyoruz. Veda ediyoruz ama sırada Avrupa piyasaları olacak.